Efendim ışık gökte bıraktığında hava güneşliydi. Şimdi yağmurlu. Devrimin geleceği belliydi. Devrim seansa, devrim piyasaların düşmesinin ana nedenisin. Onu söyleyeyim. Sen tweet atınca piyasalar düşüyor. Onun için devrimi susturmak için şu anda ben oyalayacağım. Bu sırada dönüyorum. Evet, vadelilere bakıyorum. Hakikaten yükseliyor. Yani satış baskısını kırdın. Tamam. Kırdım. Devrimciğim. Şaka bir yana, gerçekten senin de tweetlerini takip ediyorum. Piyasalarda dün olumlu bir başlangıç vardı ama Işık Gökler'in söylediği gibi, yani Türkiye için kötü ama borsa için iyi bir şey söyleyeceğim dedi. Hakikaten ikisinin tezat olması da çok enteresan. Borsa çok ucuz da 3-5 tane kağıtla gidiyor. Derinlik de çok az. Derinlik az oldu mu o likitte az demek. O derinliğe atlamaya çalışırsan kafayı gözü patlatırsın. Demek ki balıklama girmeyeceksin. Dikkatli gireceksin. Şimdi bu tespitlerin ardından bu zikzaklar devam ediyor. Yine Ukrayna mıdır, o mudur, değil midir bilmiyorum ama esas başka bir neden mi var piyasada bu kadar çok sert hareketlerin yaşanmasının arkasında? Evet, çok güzel söyledin Artuç. Yani normalde insanlar haberlere çok fazla odaklıdır. Ortada aslında tamamen bu bir finansal yanılgıdır. Yani siz habere çok fazla odaklıysanız, mesela dün bana öyle tweetler, şeyler, yorumlar geliyor. İşte şu haber oldu, böyle oldu falan diye. Ama şimdi makro resme asıl bakmak lazım. Çünkü makro resim aslında ne olacağını anlatıyor bize. Israrla diyorum ki eğer piyasa basit haberlere, yani şimdi basit haber dediğimiz ya, Ukrayna'da savaş çıkması var ama o kadar uzun zamandır zaten devam ediyor ki bu zaten piyasayı tek başına bozacak bir haber olmamalı normalde. Ama makro resimde zafiyet olduğu için, yani global Amerika'daki bu piyasalardaki balonun aslında patlama süreci içerisinde olduğumuz için ve bunu uzun zamandır dile getiriyorum. Piyasalarda bir zafiyet var. O zafiyet de en ufak haberden etkilenecek, yani yağmurdan nem kapacak kıvamda olduğu için piyasa kırılgan oluyor. Türkiye bulut'tan. Özellikle... Buluttan. Buluttan, pardon, evet. Kırdık ya, çok özür diliyorum. Çok söylüyorlar ya, düzgün kullan Türkçeyi diye, onun için kusura bakma. Aynen. Ya yani şimdi burada o açıdan haberlerden etkilenmek zafiyet göstergesi olduğu için insanlar ona bakması lazım tam tersine. Yani ya ufacık bir haber geldiği zaman veya doğru ve yanlış teyidi gelmeden bile aşırı etkileniyor mu piyasa? Önemli olan olgu bu. Şimdi onu gördüğümüz sürece piyasanın temel yapısının aslında henüz sağlam olmadığını, zaten uzun vadeli olarak biz seninle yayınlarda, ya ben hala ısrarlıyım, önümüzdeki 3-4 senede dolar bazında borsadan 1'e 5 falan para kazanılacak. Yani ama ne zamandan başlayarak, yani ve ona daha var olduğunu düşünüyorum. Yani o başlangıç noktası. Çünkü bu 2022'nin hep başından beri söylediğimiz gibi zikzaklı, hatta yurt dışı kaynaklı aşırı baskılı gitmesi ihtimali var. Türkiye özelinde piyasada bir süredir ciddi anlamda bir nakit sıkışıklığı var aslında. Çünkü kuru kontrol etme olgusu çok iyidir. Yani makroekonomik olarak ben tartışmasız iyi bir şeydir. Yani eğer kuru kontrol edebiliyorsanız gelişmekte olan bir piyasada, bir ekonomide kendinize bir alan, bir zaman kazanırsınız. Edebilecek gücünüz varsa. Evet. Şimdi evet. Ya şu aynen. Şu anda ama bir zaptı raptı devam ediyor. Bu ettiğiniz sürece o alan, o önünüzdeki zaman şeyini iyi değerlendirmeniz lazım. Şimdi iyi değerlendirebiliyor muyuz? Orası biraz karışık. Çünkü bu esnada piyasa canlansın diye mesela fazla para vermeye başlıyoruz. Onu vermeye başladığımız anda da tekrar aynı döngünün esiri olma ihtimalimiz var. Çünkü verdiğimiz paranın aslında biz ekonomiye, geniş ekonomiye dağılmasını istiyoruz mantık olarak. Fakat bunun böyle olması, öyle ya herkese al gitsin bu kredi, herkese dağılsın deyince olmuyor. Olmayınca da döngü bir türlü tam istenilen randımana gelmez. Zaten enflasyonla gerçekten savaşacaksanız mecburen piyasadaki nakdi kısıp nakdin de tasarrufa yönelmesini desteklemek zorundasınız. Ama bu faizlerle bunu destekleyemiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? İşte kurdan para çevirtmeye çalışıyorsunuz. Bunlar şeyi çözmez. Sadece az önce söylediğim gibi zaman kazandırır. Ama o zaman sırasında daha temel değişiklikler yapıp dışarıdan ciddi bir sermaye girişi sağlamanız lazım ki o gelen de sadece portföy sermayesi değil, ki onlar da, yani kimse de istemiyor bunun bence şey olmasını. O portföy sermayesi giriyor, çıkıyor. Biz daha doğrudan yatırımla uzun vadeli sermaye gelsin, başlasın. Ki bence olacak bunların, bu söylediklerin hepsi, ama bu döngü bu
kadar böyle iyi niyetli, sevimli, laylaylı maalesef gelişmeyecek. Daha acımasız, biraz daha can sıkıcı şekilde gelişecek. O açıdan borsaya pozitifim ama uzun vadeli pozitifim, kısa vadeli hala hatta negatifim. Çünkü tamam. Bu dalgalanmalarda fazla hasar görmeye meyilli bir yatırımcı kitlesi görüyorum. O da ister istemez TL bazında borsada ucuz gözükmüyor ama dolar bazında tabii ki ucuz seviyelerdeyiz. Ama daha ucuzu olacak gibi. Evet, peki yani sonuç olarak bakıldığında yani 3-5 tane hisseyle gider, likiditesi düşük bir piyasa. Piyasa düşer, siz de o iyi kağıtlarınız da düştü diye kaptırırsınız. Öyle kolay bir işler değil bunlar. Yani hani devrim hakkı söylüyor işte ucuzdan al pahalıdan sat, onu babam da diyor. Bir de ne var devrim? Çarşamba sat, perşembe alma var. Evet ya, aslında seninle ilk yayınlarımızdan bir tanesinde bir döngü anlatmıştım. Ta Dow Jones'un işte 100 yıllık falan işlemleri incelendiği zaman piyasalarla ilgili. Mesela genel olarak piyasanın en fazla yükseldiği günler pazartesi ve salı yükseliş. Çarşamba bir dönüş, yani uzun zamandır da döngü. Ve perşembe gerçekten tarihsel istatistiklerde en kötü gün şey olarak. Cuma göreceli olarak trende bağlı olarak iyi veya kötü gelişiyor. Şimdi normalde perşembe istatistiki olarak kötü bir gün borsa için. O açıdan ben de özellikle şöyle bir son 10 yıla baktığım zaman yurt dışı piyasalar başta olmak üzere genelde pazartesi, yani yükseliş trendi boyunca pazartesi salı yükseliş, çarşamba böyle bir dönüş, perşembe satış, cuma tekrar yükselişe dönerdi. Yükseliş trendi boyunca. Özellikle Nasdaq, S&P için geçerliydi bu. Bizim piyasa da buna yavaş yavaş ayak uydurmaya başladı. Ve işte çarşambalara bu yükseliş olursa perşembe satış geliyor. Gelişmiş yani bir piyasa olma yolunda hızla ilerliyoruz. Ya maalesef ya bu harika. Bununla yakaladık işte. Dünyayı yakaladık. Ama yani bu tabii ki kesin bir istatistik değil. Ama istatistik dediğimiz şey zaten tarihte çok tekrar etmiş bir şeyi. Yani döngüyü takip etmedikleri açısından söylüyorum. Bazen çok basit, yani bunu makinelere bıraktığınız zaman gayet dört yapıyor ama duygusal olarak ya işte bak Ukrayna haberi çıkmasaydı böyle olmazdı. Abi işte dün ne oldu? Çok güzel bir şey oldu aslında. Sabah Ukrayna'dan ufak bir haber geldi. İşte Ukraynalılar el bombası mı atmışlar neymiş? Evet. O haberle olan şuydu. Altın yukarı gitti. Petrol yukarı gitti. Borsa yukarı gitti. Aşağı geldi. Aşağı gitti. Sonra ne oldu? Sonra bir süre sonra ya bunun çok önemli bir şey olmadığı kanısı yerleşti. Her şey yavaş yavaş normalize oldu mu? Oldu. Dün sonunda ne oldu? Dün sonunda borsa düşmesi gerekiyordu makro resimde. Çünkü acayip yüksek bir enflasyon gelmişti. Amerika'da. Olması gereken olur diyorsun elinde evet. Sonunda. Nette haber o kadar önemli değil. Borsa yine eksi kapattı ciddi anlamda. Bozdu yurt dışı. Türkiye borsası da bozdu. Dün biz altın o data sırasında 1868'den 1875'e fırlamıştı. Günü 1900 seviyesine kadar giderek kapattı. Yani asıl makro resimde olacaklar zaten olur. Petrol de gidemedi veya düşemedi de, yani olması gereken petrolün burada biraz konsolide olup bir tepe oluşturma olasılığıydı çünkü. Onu yapmaya da devam ediyor. Yani siz haber trafiğine bu kadar odaklanmayın. Makro resimde olması gerekenlere odaklanın. Kısa vadedeki o döngüler ancak ve ancak sizi yanıltmaya yöneliktir. Olması gereken borsanın bu kadar kötü bir, yani borsanın derken Amerikan borsası için söylüyorum özellikle. Orası düşmek zorunda görüntü, o büyük bir zafiyet var. Enflasyona karşı, yani gelen bütün veriler stagflatif dönemi işaret ediyor. Mesela retail sales perakende satış verisi pozitif geliyor. Bir bakıyorsunuz insanlar kredi kartına yüklenmişler. Çünkü enflasyonun daha kötüye gideceğini görüp harcamalarını da öne çekmişler. Bu şu demek, bir sonraki harcamayı neyle yapacaklar? Azalacak, mesela, harcanabilir gelir düşecek demek. Evet, teşvik paketi gerekiyor. Mesela yani şu enflasyon döngüsünde bir Fed'in payı vardı, bir de stimulus package dediğimiz, yani teşvik paketleriyle durmadan ekonomiyi besleme vardı. Şu anda orada büyük bir hayal kırıklığı var. Son teşvik paketlerini geçiremediği için Biden kongreden uzunca bir zamandır aslında onun sıkıntısını, yani burayı iyice bozalım ki diyor büyük oyuncu. Bunlar bu teşvikleri geçirmek zorunda kalsınlar. Aslında. Yani net oyun bazında, oyun teorisi bazında baktığınız zaman oyun oraya doğru evriliyor maalesef. O açıdan Türkiye... Ne nasıl bakıyoruz? Oradaki devinim bu kadar negatif gelişirken biz diyoruz ki gelişmekte olan piyasalar daha iyi olacak oralara göre. Ama çok kötüye evrilirse biz daha iyi, az kötü oluruz ancak. Daha iyi derken yani göreceli olarak. Evet. Peki 22.2.2022 geliyor. Biz demişiz ki daha 3 sene önce galiba söylemişim, 4 sene mi oldu? Yani altın onsu 2222 olacak diye. Tamam, bir temayül var yani, hani yükselesi var da. Tutturamayacağız diyelim.
böyle gözüküyor. Ne diyorsun? Yaklaştı. Ya şöyle belki birkaç ayla belki şey yanılmaya. Ben 23-3. Ben evet ya ben 24-4. Hangisi olur? 2022'de 2022'de olacağını düşünüyorum. Belki 22 Şubat'ta olmayacak ama 2022'de hala o söylediğin rakamların altında potansiyel olduğunu düşünüyorum. Altın ve değerli metallerin hep bir özelliği var. İnsanlar bunu anlatmaya çalışıyoruz aylardır yayınlarda ama bunlar uzun zaman durur sonra birden patlarlar. Vurur. O açıdan hani durur şey vurur. Olmuyor dediğiniz anda patlama olur. Peki o zaman başlığı öyle atalım bugün. Altın durur sonra bir kere de vurur falan gibi bir şey atalım bakalım olabilir, olacak olabilir. Mı? Olabilir. Yani çünkü altında bu son hareket hep söylüyordum 1855-60'ın üzerine bir atabilse bundan sonra duracağı yerler buralar değil yani. 1900'lü yıl seviyeleri bence şimdi biraz konsolide oluyor bugün ama normalde hızlı geçmesini bekliyorum ben hala. Burada bu tabii söylediğimiz her zaman stop seviyesini vererek konuşuyoruz dikkatle. 1847-1845'lerin üzerinde kaldığı sürece altın kapanışlar devam ettiği sürece bu trend kuvvetli şekilde yukarı devam edecek. Ama burada ben hala gümüşe de bakıyorum. Çünkü altın gümüş rasyosu hala altının lehine gidiyordu. Bugün biraz hareketlenme var. Gümüş sabah sabah hızlandı mesela. Altına göre daha iyi göreceli olarak. Altın biraz aşağıda, gümüş yukarıda. Gümüş eğer altını geçmeye başlarsa performans olarak altın ve gümüşün, platinin, bütün değerli metallerin kuvvetle yukarı hareketlenmeye başladığını işaret edecek. Şu anda yani şöyle yorumlar da görüyorum. İşte savaş çıkmasaydı şu olmasın. Abi dün savaş tamamen sakinleşti. Altın ralli yaptı. Yani tabii. Sebep o değil aslında. Sebep makro resimde bu kadar fazla basılmış paradan sığınacak yer bulamayan yatırımcılar FED var. FED faizleri artsa da enflasyonla mücadelede geç kaldı. Bu evet. Ortaya çıktığı zaman altın ve kripto nereye gidecek onu esasında kovalıyoruz. Doğru mu kardeşim? Evet. Altın öyle, kripto dün hayal kırıklığı. Neden? Çünkü normal şartlarda eğer kripto para, bitcoin eğer şeye alternatif olacaksa yani enflasyon hece olacaksa böyle zamanlarda yukarı perform etmesi lazım. Maalesef dün kırılma yaşadı. Yani uzun zamandır söylediğim Nasdaq'ta bir korelasyonu var teknoloji hisseleriyle. O korelasyon onun için yani bitcoin ve bütün kripto paralar için negatif. O korelasyon devam ederse Nasdaq'ın daha güç kaybı devam edecek. O güç kaybı devam ettiği sürece maalesef kripto paralar da güç kaybeder. Ama 40.500 önemli bir seviye. 40.500 doların üzerinde kalması, haftayı üzerinde kapaması lazım. O zaman bir şansı var. Ama şu anki haliyle de kısa vadede de bir konsolidasyon orada devam ediyor. 43.500'ün üstüne atamadığı sürece de yönü aşağı. Şimdilik ben daha zafiyetin artmaya başladığını gördüm. Özellikle dünkü hareketle. Çünkü Nasdaq korelasyona dönüş yaptı. Ama değerli metaller sanki ivmesini aldı. Özellikle altın gümüş rasyosunu takip edeceğiz. Hareketin kalıcı mı yoksa yine geçici mi olduğunu anlamak için altın gümüş rasyosunda bir aşağı doğru kıvrılma artarsa şu anda 79'larda onun çok daha aşağılara gelmesi lazım. Uzun vadeli resminde böyle bir formasyon var. O formasyon çalışırsa bir omuz baş omuz formasyon. O çalışırsa zaten bütün değerli metallerin kuvvetle yukarı gideceği bir döneme girdiğimizin işareti olacak. Peki. Devrim çok teşekkür ediyorum. Geçen hafta ışığın yerine bugün de Atilla Yeşilada'nın yerine bir joker gibi ne zaman hakikaten ihtiyacımız olsa yanımızdasın. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Büyük keyif alıyorum. Atilla Yeşilada ile yayınımızı yarın çekeceğiz. Onu da buradan belirtmiş olalım. Ve son olarak da esasında şunu söyleyelim. Devrim uzun zamandır esasında piyasalarda büyük bir kırılma konusunu konuşurken öyle bir şey beklemiyorum. Yani ama düzeltmeler olacak demişti. Şimdi belki o büyük kırılma olmadan bir düzeltmenin ardından almak için ne zaman sorusunun arandığı bir dönem özellikle gelişen piyasa borsalar açısından. Haberlere çok fazla bakıyor olabiliriz ama ana resmi kaçırmayalım. Türkiye hakikaten ucuz. Ben pek çok insandan da bugün yani Türkiye'de acaba ne zaman nasıl pozisyon alırız uzun vadede sorularının çok geldiğini görüyorum. Bunun nedeni de elbette bir seçim olacak mı olmayacak mı konusu. Bunları yakından takip edeceğiz. Konuşacağımız çok fazla başlık var. Ama Devrim'e piyasalarla ilgili çok kısa ve net güzel bilgiler verdiği için bir kere daha teşekkür ediyorum Devrim'cim. Var mı ekleyeceğim bir şey? Yok çok teşekkürler. Atilla abiye de buradan selamlar. Peki efendim. Güzel bir hafta sonu olsun efendim. Sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum. Görüşmek üzere.